Bir oğluna söz vereceğim. Sayın Ömer Fethi Gürer. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Bakan, sunumunuzu dinlerken keşke anlattığınız gibi her şey tümü bu kadar toz pembe olsaydı diye düşündüm. Gerçekle anlattıklarınız örtüşmüyor. Özellikle aile dokusuz çatır diyor. TÜİK verileri 2001 yılında %17 olarak açıklanan boşanma oranı 2021 yılında %31'e çıkmış. Adalet Kalkınma Partisi iktidarı döneminde ekonomik sorunlardan işsizliğe ve farklı nedenlerle aile kurumunun ne kadar sorunlu hale evrildiği bu somut göstergesidir. Aile kurumu verdiğinizi söylediğiniz desteklere rağmen ciddi çöküş içindedir. Evlenme hızı da 2001 yılında 1.8.35 iken 2021 yılında 6.68'e düşmüş. Yani bu da son 20 yılda %20 evlenme azalmasını da oluşturmuştur. Evlenmelerde düşme, boşanmalarda atma yaşanması iktidarın bu bağlamda yarattığı iklim ile doğrudan ilgilidir. Çocuk yaşta evlilikler devam ederken kız çocukları dahi madde bağımlılığına sürüklenen bir sorunlu süreç yaşanmaktadır ve yapılan çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Yarattığınız yeni düzende aile kurumunun koruma adına ciddi bir çalışma ve yansıma olmadığı gibi yandaş kanallar eliyle yapılan kadın programları da ülkemizin acı bir yüzünü yansıtmaktadır. Google'da en çok izlenen videolardan biri ATV kanalında sunucunun söylediği "Sen karına da alamıyorsun, alamıyor musun? Alamıyorsan üst kat komşu kocası alır" ifadesi, ne RTÜK ne de bakanlığınızca hiçbir yaptırım gerekli görülmemesi ayrıca kaygı vericidir. Özgür düşünceyi susturan, ahlaki çöküntü izleyen yandaşlık anlayışıyla, sorunlara bakan bir düşünce yapısıyla 20 yılda bu bağlamda önemli bir çöküntünün oluşmasına yol açılmıştır. Sayın Bakan, ülkemizde iş bulma konusunda en dezavantajlı gruplar içinde yer alan ve sayısal olarak her yıl artan engeller için istihdam olanakları artırılmalıdır. 2002 yılından beri bugüne kadar 65.662 engelli memuru atadığınızı yazıp bunu da başarı gibi sunuyorsunuz. Yılda 3.283 kişi atamışsınız. Kamuda istihdam %3 oranında olması gerekirken onu dahi tam olarak karşılamamışsınız. Bir de başarı gibi bunu sunmanız dikkate değer. 2002 ile mukayese ederek rakam veriyorsunuz. O günden bugüne nüfusumuz 25 milyon arttığından neden bahsetmiyorsunuz? Kamuda istihdamın en az %6'ya engeller için çıkarılması için kanun teklifi de verdim. Bunu birlikte meclise taşıyıp binlerce iş bekleyen engellerimizin istihdamının sağlanmasını gerçekleştirelim. Engeller sadaka değil, iş bekliyor. Bunun yanının açılması, engellerimizin beklentilerinin karşılanması gerekiyor. Sayın Bakan, dilencilik sosyal yardımlara rağmen azalmamış ve giderek yaygınlaşmaktadır. Bu bağlamda dilenciliği mesleğe dönüştüren yanında gerçek anlamda ihtiyacı için dilenmek zorunda kalanlar, özellikle cami önleri ve trafik ışıklarının bulunduğu yerlerde rastlanması olağanlaşmıştır. Çocukların da azımsanmayacak biçimde dilendirildiği bu bağlamda iktidarın önleyici tedbirlerinin yetersiz kalınmadığı görülmektedir. Gerekli önlemlerin artırılması ve dilenciliğe karşı da gerekenlerin yapılması ihtiyaçtır. Ülkemizde her 4 çocuktan biri okula aç giderken, her 5 kişiden biri devlet yardımına muhtaç duruma düşürülmesi de ayrıca kaygı vericidir. Çalışma yaşamında kadınlara uygulanan mobbing ile mağdurların şiddet ile yaşamın dar edildiği bir sürecin ne yazık ki önüne de geçilemediği görülmektedir. Son 15 saniyeniz. Son olarak şunu da belirteyim. ASHB çalışanlar içinde 20 bine yakın personel içinde 10 doktora yapmış meslek elemanınızın özlük haklarıyla ilgili düzenlemeyi sağlamamışsınız. 20 bin kişide 10 kişinin dahi sorunlarının çözülmemesi de ihtiyaçtır. Bunun da düzeltilmesini talep ediyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli Hazirun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle Sayın Bakan ve ekibiniz, hepinizi emekleriniz için kutluyorum. Sayın Bakan, bütçe devletin varlık nedenine denk düşen, özdeş olan bir süreç. Bunun için iki kavram öne çıkıyor. Bir, vergi yükümlüsünün hakları. İki, devletin buna karşı yükümlülükleri. Tabii bu yükümlülüklerin hukuk yoluyla yerine getirilmesi gerekiyor. Bunun önemini belirteceğim. Öncelikle terminolojiye değinmek istiyorum. Terminolojik olarak insan hakları terminolojisi olarak kadının insan hakları kavramını kullandınız. Oysa çocuğun insan hakları demediğimiz
gibi, erkeğin insan hakları demediğimiz gibi, azınlıkların insan hakları demediğimiz gibi kadın hakları diyoruz. Çünkü kadın hakları genel insan hakları artı haklar anlamına geliyor. Şimdi tabii ki bu terminoloji sorunu çocuk hakları açısından da çok önemli. Ona geçiyorum bunun düzeltilmesi açısından. Sayfa 19'da Diyanet İşleri, 15'te Diyanet İşleri Başkanlığı nezdinde değerler eğitimi diyorsunuz. Ama hukuk yoluyla yapılması gerekiyor bütçenin. O eksik olduğu için anayasa madde 42 görmezlikten gelinmiş çağdaş bilinme eğitimi olacak, yoksa değerler mi? Değerler çocuklar için çevre ve bilim eğitimi mi olacak, dünyevi hukuk temelinde mi, yoksa bu mu olacak? Bu bakımdan önemli bir eksiklik, bu önemli bir yaklaşım sorunu. Bunu belirttikten sonra tabii çocuklar kamusallık bilinci temelinde insan hakları özgür birey bağlamında yetiştirilmeli. Bunu belirttikten sonra ayrıştırma konusuna fırsatçı anayasa yaklaşımı açısından değinmek istiyorum. Çünkü madde 41 sizin konunuz. Madde 41'in şu anda gündeme getirilmesi aslında bir usul açısından fırsatçı anayasacılık sürecini yansıtıyor. İki, içerik olarak da insan haysiyetini yatsıyan bir yaklaşım ve biraz sonra değineceğim gibi totaliter eğilimi, totalitarist toplum eğilimini yansıtıyor. Bu bakımdan önemli bu husus. Şimdi tabii burada bir ayrıştırma ve ötekileştirme yoluyla toplumun etnik bakımdan, inanç bakımdan, cinsiyet bakımdan, sınıfsal bakımdan birçok yönlü, çok yönlü ayrıştırmalar söz konusu olduğu gibi burada da insan haysiyeti temelinde bir ayrıştırma söz konusu. Tabii ki buraya nasıl gelindi? İstismarcı anayasa değişikliği dediğimiz 2017 kurgusu ile gelindi. Çünkü 2017 kurgusuna karşın anayasada demokratik hükümler var. Demokrasiyle bağdaşmayan hükümler konuldu 2017'de. Ama daha önemlisi de facto bir durum var, fiili durum. İki örnek vermek istiyorum sadece. O da birincisi, bütçede yürütme yok. Yürütmesiz bir bütçe, çünkü anayasa madde 161'e karşın Cumhurbaşkanı buraya gelmiyor. Bütçeyi kendisi sunmuyor. Bu nedenle yürütme yok aramızda. İkincisi ise çok daha önemlisi, çarşamba toplantıları. Bakanlar artık siyasi kimliğe sahip değil, birer bürokrat. Ama çarşamba toplantılarına, parti grup toplantılarına baktığımız zaman bütün devlet erkanı orada ve o bize şunu gösteriyor. Parti, kişi, devlet birleşmesi, yani anayasa biliminin, anayasacılığın 300 yıllık evrim süreciyle çatışan, çelişen bir durum. Sayın Bakan, burada bir ortak paydamız var. Ortak payda da anayasa madde 81'e göre ant içtiğimiz metin. O metin etrafında konuşmalarımızı yapmak, çalışmalarımızı yapmak durumundayız. Çünkü doğru bilgi bu bize. Doğru bilgi temelinde söylemimizi ve eylemlerimizi inşa edebildiğimiz sürece bunu yapabiliriz. Hangi dünya görüşüne sahip olursak olalım, bir anayasal kavramı, bir siyaset bilimi kavramını veya hukuk kavramını kullanırken insan hakları kavramını doğru son cümlemi kuruyorum Sayın Başkan. Doğru bilgi temelinde yapmamız gerekir. Çünkü 2017'de hükümet tasfiye edildi, siyasal sorumluluk tasfiye edildi, görev, yetki ve sorumluluk ilkeleri ortadan kaldırıldı. O nedenle Türkiye 2023'te çok ciddi bir yol ayrımında. Ya parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmeye devam edecek, yani bir tür totalitarist topluma doğru veyahut da demokrasiye dönecek. Yani hukuk devletine teşekkür ederim. Buyurun Servet Bey. Teşekkürler Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Evet Sayın Bakan, bu renkli şaşalı kitapçığınızda elektronik kelepçe ile ilgili şiddet mağdurlarını etkin korumasını sağlıyoruz dediniz. Önceki aylarda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit eden, kapısına iki adet dana dili bırakan sahte doktor Mustafa Yücel, üç kez elektronik kelepçe takıldığı, hatta kelepçesini de kırıp üç kez tazyik cezası aldığı halde mahkemeye başvurup kendisine Esin Şenol'dan dolayı bir aylık koruma kararı aldırmış. Düşünebiliyor musunuz? Bu durum adaletin suçlulara emanet edildiğini göstermiyor mu? Değerli arkadaşlar, bu olay bana
Evliya Çelebi'den alıntı olan bir olaya bir hikayeyi anlattı. Hatırlattı. Acaba bu sanık psikolojik üstünlük mü sağlamak istemektedirler? Şunu söylemek istiyorum. Erzurum'da birisi, bir vatandaş bir köyden köye giderken karşısına bir köpek çıkar ve köpek buna saldırır. Vatandaş yerden taş almak ister ama taşı alamaz, yapışmıştır. Yani donmuştur. Ulan bu nasıl bir ülke? Taşları bağladınız, itleri saldınız der. Değerli arkadaşlar, bu bana bunu hatırlattı. Profesör Esin Şenol, bu tehdit bana, bir kadına, bir akademisyene, bir bilim insanına, doğruları söyleyen bir doktora, bir hekime yapıldı diyor. Adalet bu yüzden gecikiyor ama gerçek adalet mutlak tecelli edecektir ve Profesör Esin Şenol mücadelesini sürdürecektir. Sayın Bakan, bu konuyla ilgileneceğinizi bekliyor ve umuyorum. Teşekkürler. Evet, kapsamlı bir sunum yaptınız. Geçen yıldan bugünle değerlendirdiğimizde benzer yardımları ortaya koydunuz. Tabii geçen yıldan bu yıla artan yoksulluk, işte gençlerle ilgili sorunlar, aileler, kadınlar, kadın yoksulluğu, sosyal yardımlardaki sorunlarla ilgili bir tespit ortaya koyup ve buna yönelik bir çözüm ve buna dönük bir bütçeyle ilgili bir çalışma görmedik. Şimdi yapmış olduğumuz çalışmalarda evet, teorik çok önemli bilgiler verdiniz. Önemli çalışmalar da var Sayın Bakan. Ama şimdi pratik ve uygulamaya baktığımız zaman gerçekten ciddi bir sorun alanı var. Bu yardım ve destek talepleri konularında. Ben İstanbul'da, İstanbul Milletvekiliyim ve İstanbul'daki ailelerle, kadınlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde ciddi bir kurumsal kargaşadan bahsediyorlar. Yani sizin bugün ortaya koyduğunuz o çalışmalarınızla ilgili pratikte ciddi sorunlar var. Bunların en önemlisi de dediğim gibi kurumsal bir karmaşa ve sıkıntı ve çaresizliklerini, yani yardıma ve desteğe muhtaç ailelerin böyle bir sorun alanı bize sundular ki bu İstanbul'dan bahsediyorum ben. İstihdam imkanı bulamayan kadınların ciddi bir sosyal yardımlara muhtaçlığında ciddi bir artış var. Ve sizin bugün koyduğunuz bütçe bunu tabii yeterli olmayacak. Çalışan, istihdam edilen kadınlar da kreş ve benzeri ihtiyaçlar, gündüz bakım evlerini bugün söylediğiniz konuda bir eksiklik görüyorlar. Şunu ben belirtmek istiyorum. Şimdi yoksulluk evet ülkemizin temel sorunlarından biri ve giderek artan bir sorun. Ama bu yoksulluk karşısında bu sorunu çözmek de bir sosyal devlet anlayışı. Ve ancak sizin buna yönelik araçlarınız bu yoksulluğu çözüp ve bu muhtaçlıktan kurtaracak, onları istihdama katacak bir araçlar yok buna yönelik. Şimdi şunu biz söylüyoruz. Bir defa keyfiyet var. Bu yardımlara ulaşmakta belediye, kaymakam, vakıf, işte kurumsal işte referanslar var. Liyakat sahibi olmayan yöneticiler var. Gereksiz işte yersiz, bugün bir torba kanunu var. Ben geçen hafta konuştum. Yersiz bütçe yardımlardan bahsediliyor. Kim bu yersiz yardımları yapıyor? Bir sağlık raporları karmaşası var. Engelli ailenin bir sağlık raporu sorunu var. Ya sizin bugünkü ortaya koyduğunuz tabloda gerçeklikte ve realitedeki sorunlar birbirinden tamamen farklı. Şimdi bugün de çok değinildi. Bizim de bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak aile destekleri sigortası gibi bir kurumsal bir mekanizma kurmak istiyoruz. Bu İLO'nun da sizin de bilginiz dahilinde bir uygulaması birçok devlette. Bir defa burada kurumsal karmaşa ortadan kalkmak lazım. Gerçekten siyasetle yardımlardaki o bağı ortadan kaldırıp sosyal hizmetler birbirini güçlendirip her mahallede bir sosyal hizmet uzmanının oluşması. Siz bunlar var diyeceksiniz. Biz bunları zaten kapanış konuşmanızda biz bunları zaten yapıyoruz diyeceksiniz ama bunlar gerçekten uygulamada temel sorun alanları gözüküyor. Ve bu kurumsal mekanizmada o mahalledeki sadece yardıma destek aileler değil, madde bağımlılığı ve benzeri şiddet, bütün bunlar süreklilik içine kaydedilecek, aileler takip edilecek. Gerçekten özellikle yoksulluktan kurtaracak mekanizmalar, sigorta primlerinin eklenmesi, o ailelerdeki gençlerin istihdama katılması, kadınların istihdama katılması, kreş desteği, bunların hepsi bir kurumsal mekanizma içerisinde süreklilik arz eden, liyakatli kadrolarla, uzmanlarla takip edecek bir mekanizma kurmak istiyoruz biz. Siz bunların hepsini biz yapıyoruz diyeceksiniz. Ama bunların gerçekten realitede de ve buna büyük zaman ayırmanız gerekiyor. Kalan görev süremizde Sayın Bakan. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan,
Öncelikle yaşlanma istatistiklerine göre Türkiye dünyada en hızlı yaşlanan ülkeler arasında. 2021 yılında 8.245.124 kişiye ulaşılabilmiş bu konuda. Bu hızla giderse Türkiye 60 yıl sonra her 4 kişiden biri yaşlı nüfusun bir üyesi olacak. 2023 yılında yaşlı oranının %10.2'ye yükselmesi beklenirken bir sene sonra çok yaşlı ülkeler sınıfına gireceğiz. Yaşlıların %85'i yaşlı aylığı ya da evde bakım yardımı alamamakta. Türkiye'de tek başına yaşayan 2 milyon yaşlı vatandaş bulunmakta ve bu grubun 3'te 2'sine de kadınlar oluşturmakta. Sayıca fazla olan kadınların bu nedenle daha çok desteğe ihtiyaç duydukları ortadadır. Yalnız yaşayan yaşlı yurttaşlarımızın %60'ından fazlası kadındır. Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen yaşlılık aylığı yetersizdir. Bahse konu aylık tutarı 1 Ocak tarihinde 1.084 lira 55 kuruştur. Diğer taraftan aylıklar, vefat ve sosyal güvence tespiti, feragat, kurumsal bakım, muhtaç olamama, adres değişikliği, nafaka olabilecek, alabilecek olma ve diğer nedenler sebebiyle de bu aylıkların kesildiğine ilişkin bize duyumlar gelmekte. Yaşlarımızın çalışmaya devam ettiği de ortada. 65 yaş üstü 213 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş. Ayrıca eşi ölen, hiçbir gelirli olmayan kadınlara 2 ayda bir ödenen 650 lira günümüz koşullarında gerçekten son derece yetersiz. Dolayısıyla bunun bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Yine bakanlığın sosyal konut projesi için eşi vefat etmiş kadınlara verilecek 300 bin liralık yardımda 3 çocuk şartı aranması konusunda bir kadın bakan olarak bu kadar sessiz kalmanızı doğrusu ibretlik olarak gördüğümü sadece en hafif tabiriyle ifade etmek istiyorum. Çünkü bence çocuk sayısı üzerinden değil, muhtaçlık üzerinden bir uygulama olmalıydı. Kaç çocuk doğurduğumuz üzerinden bir uygulamanın yapılması bir kadın olarak bence sizi de rahatsız etmeliydi. Yine güçlü kadın güçlü aile mottosuz olduğunu söylüyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi kaldırılırken yine kuzuların sessizliğini oynadınız Sayın Bakan. Kaç kadın vali var örneğin? Kreşler, sığınma evleri ne kadar yeterli mi? Bununla ilişkin ne yaptınız kadınlarla ilgili? Bunu doğrusu merak ediyoruz bir kadın bakan olarak. Yine şehitler ve gaziler arasında ayrım var. Kronik hastalıklarda kullanılan alet ve cihazların ücret ödemelerinde reel fiyatlar karşısında çok düşük kaldığına ilişkin şikayetler geliyor. Bunu da mutlaka arttırmanız gerektiğine ilişkin bize ulaşan şeyler var. Dolayısıyla 37 yaşlı gündüz hizmet bakım evi olduğundan bahsettiniz. Ben bunun yetersiz olduğunu, bir huzur evi mantığından ziyade bunların daha sağlıklı ortamlarda yaşlıların ahir ömürlerinde daha sağlıklı ortamlarda bir bakıma bakım hizmetine sunulması gerektiğini düşünüyorum. Bir an önce bu hem İstanbul Sözleşmesi konusunda hem de bu 3 çocuk doğurmayla ilgili sizin de görüşlerinizin ifade edildiği bir inşallah bir görüş sunarsınız diye bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Evet, sunumunuzu dinledim. Ben toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna yoğunlaşmak istiyorum biraz. Şimdi evlilik öncesi eğitimden bahsettiniz. Yani yıllardır söylenen şeyleri siz de tekrarladınız. Kadının ekonomik olarak güçlenmesi için gerekeni yapıyoruz. Şiddete sıfır tolerans, işte erken yaşta evlilikle mücadele ediyoruz. Ama somut pratik hayata baktığımızda maalesef her gün kadınların koruma kararlarına, onlarca şikayetlerine rağmen hala öldürüldüklerine maalesef üzülerek tanık olmak zorunda kalıyoruz. Çocuklarımızın okulda olması gerekirken, sesim geliyor mu? Kız çocukların özellikle okulda olması gerekirken hastanelerde doğum yaptıklarına ya da cinayete kurban gittiklerine tanık oluyoruz. Şimdi daha da somutlaştırmak lazım. Bu söylediklerinizin gerçekten gerçekleşebilmesi için Sayın Bakanım, müfredatta toplumsal cinsiyet eşitliği var mı? Veya o müfredat içerisindeki görsellerde kadına biçilen toplumsal rolle
Çocuklarımızın, gelecek nesillerin beynine işlenen kadının, erkeğin rolünün nasıl olduğunu biliyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Çünkü sizin de biraz önce de yani sunumunuzda da söylediniz, yine eylem planı, strateji belgesi evet açıkladınız ama hepsinde diyorsunuz ki bir zihniyet dönüşümü eşecek. Zaten bu zihniyet dönüşümü gerçekleşse bile bir yüzyılımızı alacak bu süreç. O yüzden şimdiden bunun temellerinin atılması gerekiyor. Örneğin diyorsunuz ki erbaşlara, polislere, işte bazı görevlilere eğitim veriyorsunuz şiddetle mücadele için ama ya onun içeriği nedir ben merak ediyorum mesela. Çünkü daha önce başka bir komisyonda da bize bu söylendi ama sorduğumuzda eğitimin bile başlamamış olduğunu öğrendik. Yani orada da işte aile önemlidir denip kadının yine aynı toplumsal rollerle mi tarif ediliyor erbaşlara ya da işte diğer kamu görevlilerine, yoksa gerçekten toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık eğitim veriliyor mu? Yani soyut kalmaması gerekiyor bu söylediklerinizin. Yine şunu söyleyeyim, okullaşma oranından da bahsettiniz. MEB'in verilerine göre 866 bin kız çocuğu eğitim çağında olmasına rağmen okula gitmiyor. Açık öğretimde olanlar da 636 bin, yani 1,5 milyon civarı eğitim dışında kalan kız çocukları var. Kimi zaman cinayete kurban gittiklerinde öğreniyoruz bunların okula gitmediğini. Kimi zaman hastanelerde erken yaşta doğum gerçekleştiğinde öğreniyoruz. Eğitimle ilgili bu kız çocuklarının okullarda takibinin yapılması için zorunlu eğitimle ilgili bir çalışmanız var mı Aile Bakanı olarak? Doğrusu olması gerekiyor. Hem erken yaşta evliliklerin önüne geçmek için hem de kadına yönelik şiddetle gerçek anlamda mücadele için. Yine yani uyuşturucu konusuna değindi arkadaşlar. Biz dolaşıyoruz Türkiye'nin her yerini. Gittiğim her yerde, illerde de, muhtarlarda da hep soruyoruz uyuşturucu kullanımı nasıl? İnanın ki muhtarlardan o ailelerin feryadını dinliyoruz. Kimi zaman annelerin şikayetlerini dinliyoruz. Anneler uyuyamıyorlar gece. Uyuşturucu batağına saplanmış olan çocuklarından korktukları için, hem onların başına geleceklerinden hem kendi başına geleceklerinden korktukları için kapıları kilitliyorlar, uyuyamıyorlar. Okula aç giden çocuklar var. Bu zaten artık çok çıplak bir gerçek. Mutlaka tedbir alınması gerekiyor ve her çocuğun okulda besi gerekiyor. Anneler, Sayın Atacalı, tamamlıyorum. Süt alamıyorlar çocuklarına. Yani bu maalesef içimizi acıtıyor. Sizin de yerinizde olmak istemezdim doğrusu böyle bir dönemde. Ama şunu da söyleyeyim. Kadınlara evlilik öncesi eğitim vermekle değil, bu ekonomik sistemi düzenlemekle çözülebilir. Ailenin güçlendirilmesi ve sorunlar, o da tek adam rejiminin değişmesinden geçiyor. Teşekkür ediyorum. İstedim. Teşekkürler. Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi. Saygıyla selamlıyorum. İyimser ifadelerle ve ekonomik büyüme mesajıyla sunulan 2023 bütçesi de diğer bütçelerde olduğu gibi yine giderleri gelirlerinden daha fazla olan rant ve faiz bütçesidir. Üstelik bu bütçede faize gidecek para, hükümetin yapmakla övündüğü o sosyal yardımlara ayrılan 259 milyarın yaklaşık iki katı. Kadınlar açısından ise bu bütçe ayrımcılıkla dolu. En başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 149 milyar 868 milyon 618 bin TL'lik bütçesinden kadınların güçlendirilmesi için ayrılan miktar sadece 2 milyar 86 milyon 16 bin TL. Bunu kadın nüfusuna böldüğümüzde bir kadın başına düşen miktar 49.37 TL, 50 TL bile olmuyor. Şaka gibi değil mi? AKP'nin 2023 politikalarında da bütçesinde de kadınlar yok. Kadına yönelik şiddetin arttığı, kadın yoksulluğunun derinleştiği bir süreçte bu bütçe toplumsal cinsiyet eşitliğinden uzaktır. Kadınların eşit yurttaşlar olarak yaşamasına yönelik hiçbir bakanlığın bir duyarlılığı yok, çabası da yok. Aile destekleri sigortası yok ama kadınlar arasında ayrımcılık yapan 3 çocuk şartı var. Temel insani bir hak olan sosyal yardımlarla bile makbul kadın inşası yapıyorlar. En az 3 çocuk doğurmuş, yani eş ve anne rolleriyle tanımlanıyor kadınlar. İş ve eğitim desteği vererek kadınları güçlendirebilecekken aksine aile kisvesi altında görünmezleştiriliyor ya da yok sayılıyor. Ne yazık ki hiçbir faaliyetinizi, eylem planınızı görmediğimiz ve defalarca sormamıza rağmen cevap alamadığımız hususlar var. Bunlardan birkaçının altını çizmek istiyorum. Mesela sosyal araştırmalar içerisinde 2008 ve 2014 yıllarında yapılan ve çok önemli tespitler içeren Türkiye'de kadına yönelik aile içi şiddet araştırmasının yıllardır neden yapılmadığını açıklamadınız. Size bu soruyu komisyonlarda sorduk
Yapılacak dediniz ancak hala yapılmadı. Ne zaman yapılacak? Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin 894 sayfalık rapordan şiddete çözüm üretmeyen ceza kanunu dışında ne yaptınız? Şiddete sıfır tolerans diyorsunuz ama tutarlı bir veri politikanız yok. Veri olmadan nasıl çözüm üreteceksiniz? Yıllardır veri toplanması, istatistiklerinin geliştirilmesi ve bunların kamuoyu ile paylaşılması konusunda bir arpa boyu yol gidilemedi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda gerçekçi ve tutarlı verilere bizler ve kamuoyu ulaşabilecek mi? SEDAV'ın Türkiye'ye yönelik ciddi eleştirileri ve sunulan raporun çelişkilerle doğru olduğuna dair tespitleri var. 2016 yılından bu yana komitenin hiçbir kararına uyulmadığı, kadının statüsü genel müdürlüğünün işlevini yitirdiği, Türkiye'de kadınların birey olarak görülmediği, kadınların sadece aile içinde annelik kimliğiyle tanımlayan siyasi iradenin giderek radikalleştiği gibi, yani çizdiğiniz pembe tablonun tam tersini söylüyor. SEDAV, bu konuda bir öz eleştiriniz, hedefiniz var mı? Aile destek programı Mayıs ayında başlıyor, Temmuz ayında bitiyor. Yoksulluk Temmuz'da bitecek mi? Giderek derinleşen yoksulluğun bir itirafı gibi asgari ücretten aşağı geliri olan 4 milyon kişi olduğunu söylüyorsunuz. Sürdürülebilir yoksulluk üzerine bütün politikalarınız. Yoksulluğu yok etmek için bir politika üretecek misiniz? Açlık sınırının 8.223 TL, yoksulluk sınırının da 24.513 TL olduğu ülkemizde maalesef ki aileler derin yoksulluk içerisinde yaşıyor. Eğitimin yükü ailelerde. Bu ailelerde yaşayan çocuklar da eğitime ulaşamıyor. Ulaşsa da sağlıklı mesleğe yok. Çocuk yoksulluğunun giderilmesi konusunda hedefleriniz nelerdir? Kadın istihdamında da pembe bir tablo çiziyorsunuz. Ancak gerçekler öyle değil. Yapılan araştırmalar ve raporlar Türkiye'de kadınların istihdama katılım oranının düşük olduğunu belirtiyor ve uluslararası endekslerde sonlardayız. Kadın istihdam dışında istihdamda olanlar ise güvencesiz ve teşekkür ediyorum. Bir saniye lütfen bitiriyorum. Verdim zaten. Bir saniye lütfen bitiriyorum. Dakikamda dolmadı. Dakika yok, öyle bir uygulamamız yok. Çok rica ediyorum. Bitiriyorum efendim. Buyurun. Kadınlar insanoğluna yaraşır bir iş ve gelecek koşullarına sahip değil. Kadın istihdamı teşvikleri konusunda işverenlere kota uygulanması, destek verilmesi, kadın istihdamının gerçekçi bir şekilde artırılması konusunda hedefiniz ne? Sunumunuzda bunlardan hiç bahsetmediniz. Bu bütçede kadın yok, kadının güçlendirilmesi yok, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yok ama kadının aile üzerinde etkisizleştirilmesi var. Üstelik sizin bunlara ilişkin çözüm niyetiniz, iradeniz de yok. Bu bütçe bunu gösteriyor. Bu eksikliklerin giderilmesi dileğiyle, bir bütçe hayaliyle bütçenin ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Komisyonunuzu saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, bakanlığınızın kadına bakışında bir sıkıntı var. Hem sunumunuzda hem de genel başkanınız başta olmak üzere söylemlerinizde her fırsatta kadını aile içine hapsediyorsunuz. Şüphesiz aile tabii ki önemli ancak devletin önceliği birey olmalıdır. Siz kadını bir birey olarak değil aile içinde eş olarak görüyorsunuz. Hatta o da yetmiyor. Kadın çocuk sahibi olmalı sizin gözünüzde ki en son yaptığınız sosyal konut projesinde de eşi ölmüş 3 çocuk annelere ev yardımı da bunu gösteriyor. Gerçi sunumunuzda bu açıklama kitapçığınızda o ayrıntıyı yazmamışsınız. Muhtemelen gelen tepkiler üzerine geri adım attığınızı düşünüyorum. Tamamdır. İkincisi, hangi ilde kaç huzurevi olduğuna dair bir soru sorduğumda gelen cevap şu. Büyük illerde yaşlı nüfusunun fazla olması, çekirdek aile yapısının olması, kadının çalışma hayatına katılması ile birlikte yaşlısına bakmakta zorlanması diye devam etmiş. Sayın Bakan, kadının çalışma hayatına katılması ile birlikte yaşlısına bakmakta zorlanması ne demek? Bakım yükümlülüğü sadece kadının görevi midir? Yani adında kadın yok ama kadınlarla ilgili bir bakanlığın bu bakış açısı bence çok sakat bir bakış açısı. Çocuk ve yaşlı bakımının kadının sorumluluğunda olmadığı, her iki cinsin eşit sorumluluğu olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii dolayısıyla kadına bakış sakat olunca bakım yükümlülüğü sadece kadına yüklenince istihdamı da çözemiyorsunuz. Mesela 2020 bütçesinde selefiniz bakana kreş ve gündüz bakım sayısını sormuşum. Bakanlığınızın izniyle açılan sayının 2405 olduğunu söylemişsiniz. Ama siz bugünkü sunumunuzda 2365 demişsiniz. Yani bir geriye gidiş var ve kamu sayısını da açıklamamışsınız. Ben bunu da niye açıklanmadığını anlamadım.
ileriye gitmesi gereken bir konuda bir geriye gidiş söz konusu var. Çocuk bakım hizmetlerinin kadınların sosyal hayatına, çalışma hayatına etkisini hemen bir İsrail örneğiyle vereceğim. İsrail'de 3 yaşından küçük çocuğu olan annelerin %76'sının istihdama katılımı varken Türkiye'de bu oran sadece %25. Yani arada korkunç bir uçurum var. Dolayısıyla kadınlar aslında Türkiye'de dolaylı olarak eve hapsedilmiş durumda. Sosyal hayatta ve çalışma hayatına maalesef katılamıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması hedefleriniz arasında. Erken çocukluk dönemi eğitimi elbette ki önemli, ancak bunu nasıl yapacaksınız? Çünkü OECD ülkeleri genelinde çocukların yaklaşık %98'i resmi ilkokul giriş yaşından 1 yıl önce okul eğitimine kaydoluyor. 38 ülkeden 33'ünde bu konuda tam katılım sağlanmış. Ama Türkiye maalesef %81 ile son sırada. Daha da önemlisi, Türkiye'nin bildirdiği 2030 hedefi kaç? Sadece 1.8 artışla 82.8. Dolayısıyla Türkiye tam kayıt oranını yakalayamayan 5 ülke arasında hedefi en aşağıda olan ülke. 2023 programında zorunlu olacağını yazıyorsunuz. Peki bu nasıl olacak? Bir diğer husus, sunumda çocukların iyilik halleri, başarı hikayeleri, gelişimi, geleceğini destekliyoruz diye yazmışsınız. Başlık olarak çok güzel ama ben de aynı örneği vereceğim. Çocuklar şu an okula aç gidiyor Sayın Bakan. Çocukların eğitimi, sağlığı, geleceği için bu son derece etkili. Şu sorum olacak. Acaba bakanlığınızın çocuk ve kadından sorumlu olan bir bakanlık olma nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ile bir planlama, bir karşılıklı işbirliği düşünceniz var mı? Son olarak da kadınların sağlığı açısından rahim ağzı kanseri aşısının ödenmesi noktasında Sağlık Bakanlığı ile bir özel bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, herkesi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, Bakanlığınızın bütçesi merkezi yönetim bütçe teklifinin geçen yıl %3.77'sine karşılık gelmekteydi. Bu yıl %2.98'ine düştü. 2022 yılında tüm sosyal harcamalara 104.2 milyar ayrılmıştı. Bu oran genel bütçenin %5.9'una denk düşüyordu. Bu yıl sosyal harcamalara 258.4 milyar ayrıldı. Bu genel bütçenin %5.8'ine karşılık geliyor. Yani sosyal harcamalara ayrılan pay 2023 yılında düştü. Sosyal harcamaların tamamı 258.4 milyar lira. Bu yıl yapılması planlanan faiz ödemelerinin 565.6 milyar lira sadece %45'ine denk düşüyor. Yani faize ayrılan pay sosyal yardımlara ayrılan payın iki katından fazla. Yoksulluktan çıkışın iki etkili aracı vardır. Kamusal eğitim ve güvenceli istihdam. Tam da bu nedenle iktidarın sosyal yardım yapılan yurttaş sayısıyla övünülmesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Asıl övünülmesi gereken ne kadar yurttaşı yoksulluktan çıkardığımızdır. Bugün toplumun yaklaşık %30'u sosyal yardımlara muhtaçtır. İktidarınız 20 yıldır yoksulluğu idare etti, istismar etti ama yoksulluğu bitiremedi. Siz bu muhtaçlık ilişkisini sürdürmek istiyorsunuz, yoksulluğu bitirmek istemiyorsunuz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bütün sosyal yardımları tek çatı altında toplayarak yoksulluğu kader olmaktan çıkaracağımızı, yoksullukla mücadelenin esas amacının toplumun tüm fertlerini yoksulluk sınırı üzerine taşımak olduğunu her fırsatta söylüyor. Bu amaçla aile destekleri sigortasını hayata geçireceğiz ve sosyal yardımları Genel Başkanımızın dediği gibi %12'ye çıkaracağız. Aile destekleri sigortası ile ailelere geçim desteği verilecektir. Ayrıca sosyal hizmet boyutunu dikkate alan destekler de söz konusudur. Yoksul çocuğa okulda kahvaltı hizmeti sunulması gibi. Derin yoksulluğa savrulan muhtaçların günü kurtarmak dışında bir seçenekleri yoktur. Oysa desteklenen aileler biraz güçlendiklerinde hayata katılım yönünde güçlü bir arzu duyarlar. Çocuklarının
daha iyi eğitim görmelerine odaklanırlar. Bu nedenle daha iyi yaşam talepleri, dolayısıyla istihdam istekleri de artar. Dolayısıyla aile destekleri sigortası bütün toplumun gelişmesi için bir geleceği inşa projesidir. Biz bu sigortayı hayata geçirdiğimizde yoksullara yapılan yardımlarla değil, kaç hane ve yurttaşı yoksulluktan çıkardığımızla övünmeyi taahhüt ediyoruz. Sayın Bakan, anayasanın 60. maddesinde herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır demektedir. Anayasa hükmü olmasına rağmen devletin görevi olan bakım işini büyük oranda aileler üstlenmektedir. Uzmanların açıklamalarına göre engelli çocukları olan annelerin anksiyete ve depresyon sıklığının daha yüksek oranda olduğu söylenmektedir. Engelli çocuklar büyüdükçe ve evdeki nüfus arttıkça zorluklar artmaktadır. Bunlara sosyoekonomik sorunlar da eklendiğinde aileler baş etmekte zorlanıyor. Açlık sınırının 7.245 liraya geçtiği ortamda engelli çocuğuna bakan bir anneye 3.400 lira vermek siz yaşamayın demekle eşdeğerdir. Sosyal devlet bütün vatandaşlarının eğitimi, barınma, sağlık, hak ve özgürlüklerinden sorumludur ve üzerine düşeni yapmalıdır. Söz konusu hak ihlalinin ortadan kaldırılması için başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlara asgari ücretin 1,5 katı oranında, sağlık kurulu raporu ile engelli olduklarını kanıtlayanlara ise 1 asgari ücret tutarında, engelli bakım hizmetini fiilen gerçekleştirenlere de 1 asgari ücret tutarında aylık bağlanması gerekir. Bu konuda 12 Ekim'de bir kanun teklifi verdim. Engelli çocuk anneleri eşitsiz koşullarda güvencesiz yaşlanıyor. %85'inin hiçbir güvencesi yok. Evde ağır engelli ve yaşlı bakan kadınlar sosyal sigorta sistemi içine alınmalı, primler devlet tarafından karşılanmalı ve emeklilik hakkı tanınmalıdır. Değerli milletvekilleri, 1800'lerin İngiltere'sinde fabrikalarda ya da ABD'de büyük çiftliklerde çekilen siyah beyaz fotoğraflarda gördüğümüz çocuk işçilerin çalışma ve yaşama koşulları bugün de aynı yakıcılığa sahiptir. Ağır yaşam koşulları altında ezilen dünyadaki yaklaşık 160 milyon çocuk işçinin 79 milyonu tehlikeli işlerde çalıştırılmaktadır. Türkiye'de uzun süredir hakim olan emeği ucuzlatma stratejisi çerçevesinde çocuk işçilik üretimi ayakta tutan bir olgu olmuştur maalesef. TÜİK verilerine göre %70.6'sı erkek ve %29.4'ü kız çocuğu olmak üzere 720 bin çocuk işçi bulunmaktadır. Gerçekte bu rakam daha fazladır. İstatistiksel bir hokus pokus eşliğinde 1,5 milyonu bulan çırak, stajyer ve meslek eğitimi gören öğrenci olmak üzere çocuk işçilik verileri eksik gösterilmektedir. Mevsimsel olarak bilhassa kırda çocuk işçiliğin daha az olduğu Ekim ile Aralık aylarında yapılan çocuk iş gücü anketleri ile rakamlar düşürülmektedir. Çocuk işçi çalıştıran patronlar açısından çocuk işçiler ücret pazarlığı imkanı olmayan, ücret ödemeleri eksik yatırıldığında ya da geciktirildiğinde susturulabileceği veya şiddet uygulayabileceği ucuz emek gücünü ifade etmektedir. AKP'nin yarattığı çalışma rejiminde çocuk emeği tehlikeli işlere doğru kaymakta, güvencesiz ve ağır koşullarda çalışan çocuklar iş cinayetinde yaşamını yitirmektedir. İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi raporlarına göre AKP iktidara geldiği 2002 yılından beri iş cinayetlerinde en az 787 çocuk işçi hayatını kaybetti. Çocuk işçilikle mücadelenin etkili tek bir yolu vardır. Çocuk işçilik yasaklanmalıdır. Yasal veya meşru hale getirecek tüm prosedürler, anlaşmalar durdurulmalıdır. Sayın Bakan, Aile ve Sosyal Hizmetli Bakanlığı bünyesinde ek ders ücreti karşılığında sosyolog, sosyal çalışmacı, psikolog, hemşire, fizyoterapist, öğretmen gibi meslek gruplarından personel istihdam edilmektedir. Bu personellerin maaşları zaman zaman asgari ücretin altında düşüyor.
Bu personel izin hakkına sahip değil. İşsizlik sigortası ve kıdem tazminatı hakkından yararlanamıyor. Ücret eşitsizliği gibi başka pek çok konuda sorunla da karşı karşıya. Bu şekilde yaklaşık 5000 personelin çalıştırıldığı belirtilmektedir. Kendi kadın personeline süt izni bile vermeyen bir kadın aile bakanı görüntüsü içindesiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda ek ders karşılığı çalışan personelin özlük haklarında iyileştirmeler yapıldı. Ancak bir tek Aile Bakanlığı bünyesinde ek ders karşılığı çalışan personelin özlük haklarında iyileştirmeler yapılmadı. Kendi personeline sahip çıkamayan bir bakansınız. Sizin personelinizle aynı statüde olup başka bakanlıklarda çalışan personelin yararlandığı haklardan Aile Bakanlığı personeli yararlanamıyor. Bu personelin beklentileri var. Gelin bu hak kaybını, bu hakkaniyetsiz durumu bir an önce çözelim Sayın Bakan. Sayın Bakan, bakanlığınızın sorumluluğundaki bazı uygulamaları seçim bölgem Muğla üzerinden değerlendirmek istiyorum. Bunlardan ilki özel halk araçları için yapılan 1500 lira gelir desteğinin artırılması konusu. Ücretsiz seyahat yükümlülüğü bulunan ve belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı ile özel deniz ulaşımı aracı için bunların işletmecilerine 1500 lira gelir desteği ödemesi yapılmaktadır. Ekonomik olumsuzluklar ve işletme maliyetindeki artışlar sebebiyle faaliyetlerini sürdürülebilirliğini sağlanması noktasında ödenen gelir desteğinin mutlaka artılması gerekmektedir. İkincisi, özel toplu taşıma araçlarına yapılan gelir desteği ödemesinin adaletli olmaması konusu. Taşımacı esnafın gelir dağılımındaki adaletsizliğinin önüne geçilmesi amacıyla aylık istatistiksel biniş raporlarına istinaden bitiriyorum başkanım. Ücret tarifesi, taşınan ücretsiz yolcu sayısı ve güzergah mesafe verileri doğrultusunda Muğla ili genelinde bakanlıkça ödenen gelir desteğinin tüm taşımacı esnafın ücretsiz yolcu biniş sayıları gözetilerek gerekli hesaplamalar doğrultusunda ödenmesi sağlanmalıdır. Teşekkür ediyorum. Bakanlığınız zaten sabıkalı bir bakanlık Sayın Bakan. 162 bin kişiye de yersiz ödeme yapıldığını bu sene torba kanunla beraber Sayın Milletvekilleriniz de söyledi. 11.6 milyarı biliyorum. Ben bu olumsuz şeylerinizi çok fazla gündeme getirmeyeceğim. Sabıkanız zaten sabit. Ki CİMER'le ilgili cevabınızda da zaten bu tip bir yersiz ödeme olduğunu kabul etmişsiniz. Geri alınması gereken tutarların tahsili için ilgili kişiler adına yasal faiziyle tahsilat yapılmaktadır demişsiniz. 2020'de demiştiniz bunu. 2022'de bir kanun teklifi torba kanunla beraber geldi. 162 bin kişi de yersiz ödeme yapıldığını kabul etmişsiniz ve şimdi de artık pardon diyorsunuz. Ve devletin amme alacaklarına dair kanuna muhalif olarak bu alacağını topyekün siliyorsunuz. 20 liranın üzerindeki bir alacağı silme hakkınız yok. Demin AK Parti milletvekillerinden birisi demişti, hiç olumlu şeylerden bahsetmiyorsunuz. Bizim olumlu olarak bahsettiğimiz şeylerin hiçbirini zaten evet demiyorsunuz ki. Mesela burada Hacı Bayram Veli Camii var. Caminin avlusunda SMA 1 tip 1 hastalarının şu anda bağış topladığını, dilencilik yaptığını, stand kurduğunu biliyor musunuz Sayın Bakan? Çok güzel fotoğraflarınız var tanıtım şeylerinde. Emin olun 3 tane SMA 1'li çocuk orada çocuk için aileleri bağış topluyor. Hacı Bayram Veli Camisi'nin içinde, avlusunda. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor 2022 yılında. Peki Sayın Bakan, neden siz Sağlık Bakanlığı başka bir ilde mi? Yoksa Ankara'da mı bilmiyorum. Neden koordinasyonunuz yok? Neden bu çocukların bakımı ile ilgili topu topu SMA 1, ben çocuk hekimiyim. 101 tane hasta var Türkiye'de. 101 milyon lira tutar. 101 milyon dolar. Bir uçağın dörtte biri. Cumhurbaşkanlığı uçağının dörtte biri. Bunu neden yapmıyorsunuz? Peki olumlu şey diyeceğim. Bir engelli Türkiye'de uçağa binip lavaboya gidebilir mi Sayın Bakan? Bu altyapı hazırladınız mı? Bir sürü otobüslerde falan bu altyapı var mı? Yok. Dünyanın her yerinde var. Peki bu genç kızlarımız, kadınlarımız korunsun diye rahim ağzı kanserinden
Human Papilloma Virüs aşısını siz neden bakanlık olarak önermiyorsunuz? Sağlık Bakanlığı çok mu uzak size? Neden koordinasyonunuz yok? Neden bunu ücretsiz yapma girişiminde bulunmuyorsunuz? Neden önermiyorsunuz? Peki, başka olumlu bir şey. Dedik ki, dün bakan da buradaydı. KYK yurtlarında %97 olumlu dönüş var dendi. Neden özel yurtlar var? Bir de şöyle söyleyeyim. KYK yurtlarında barınamayan öğrencilerimiz için KYK'ya yönelik bu öğrencinin maliyeti ne kadarsa bir yurtta o kadar bir kredi sunmayı düşünmüyor musunuz? Veya burs veya barınma desteği. Buna sizin milletvekili arkadaşlarımız da orada red oyu verdi. Bu kanun teklifi 2 hafta önce geldi mecliste. Neden olumlu şeyleri beğenmiyorsunuz içinize gelmediği için? Bir de bu sizden bir istirhamım olacak. Geçen sene de aynı şeyi söylemiştim. Şu anda bir işitme engelliyi siz bakan olarak telefonunuzla arayabilir misiniz Türkiye'de herhangi bir işitme engelliyi? Şu anda aramanızı istirham ediyorum ve direkt iletişim kurmanızı sağlamanızı istiyorum. Ama mevcut altyapınızla ki o zamanki bakan yardımcınızla beceremediniz bunu Sayın Bakan. O kadar para harcıyorsunuz. Güzelim fotoğraflarınız var. Çok iyi fotoğraflar. Sizden Hacı Bayram Veli Camisi'nin önüne gitmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sabah Sayın Bakan'ın gerçekleştirdiği sunum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlığı sunumu olmaktan çok, sosyal yardım dernek ya da vakıflarının bir genel kurumunun faaliyet raporu gibiydi adeta. Sunumda ne toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermeye yönelik yapısal bir çözüm önerisi, ne de kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, gazi ve şehit yakınlarının yaşadığı sorunların giderilmesine yönelik tek bir sosyal politika önerisi duyamadık ne yazık ki. Cumhuriyetimizin 100. yılına ilerlerken kadınların hak mücadelelerinin geri götürmeye çalışan anlayış, söylem ve kadınlara yönelik sistematik yıldırma eylemleriyle karşı karşıya kaldığımız günler yaşıyoruz. Faaliyet raporunuzda da güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye sloganınızda da AKP Genel Başkanı'nın kadının kariyerini çocuk yapmak olarak gören sözleriyle son derece uyumluydu doğrusu. Şöyle bir gür sesle güçlü kadın diyemiyorsunuz. Peki aileyi güçlendirebiliyor musunuz? Bütçe gerekçelerinizde ailenin korunması programı adı altında evlenme ve boşanma anahtar göstergeleriniz var. Ancak AKP iktidarının yarattığı ekonomik sorunların toplumsal kaos ortamında 1000 nüfus başına düşen kaba evlenme hızı TÜİK verilerinde 2001'de 8.35'ten 2021'de 6.68'e düşmüş. Son 20 yılda %20 evlilik oranları düşmüş. 2001'de 92 bin boşanma sayısı 2021'de 174 bine çıkmış. 20 yılda %90 artmış söz konusu. Diğer anahtar göstergeniz kendi konutunda oturma oranı ne yazık ki her geçen yıl düşüyor. OECD ülkeleri arasında kira ve ev fiyatları endeksinde 1. sırada yer alıyoruz. Ve bu ülkede insanların başını sokacak bir ev alma hayalleri ne yazık ki bitti artık. OECD ülkeleri arasında kira, ev fiyatları endeksinde de 1. sıradayız. Bakın. Bu koşullarda güçlü kadın için güçlü aile yaratabilmiş misiniz? Hani kadını bir birey, bir vatandaş olarak görmediğiniz, sürekli aile içine sıkıştırmaya çalıştığınız için soruyorum size. Kadının güçlenmesi programı adı altındaki bütçeniz bu yıl 1 milyar 76 milyon 88 bin lira. Bunu bakın 41 milyon 698 bin kadın nüfusuna böldüğümüzde 25.86 kuruş. Geçen yıl 22,5 liraydı. Ben geçen yıl bu parayla da yarım kilo kıyma alamıyorsunuz demiştim. Bu yıl ise 166 gram dana kıyması parası ne yazık ki. Bu program adı altında ayırdığınız bütçelerle ne de sosyal yardımlarla kadını ve aileyi güçlendiremezsiniz. Ayrımcılık ve eşitsizliklerle müdahale etmeyen bir sosyal politika ne kadınların, ne engellilerin, ne çocukların, ne de emekli olduğu halde çalışmak zorunda olan 13 milyon emeklinin sorunu için çözüm olmak bir yana sorunları daha da yıkıcı hale getiriyor. İstanbul Sözleşmesi'nden hiç söz etmediniz. Sadece bir kez Sedav'dan söz ettiniz ama çok eşliliğe izin veren Katar'la aile konusunda imzaladığınız anlaşma yürürlüğe girdi geçen gün. Bakın tüm dünya iklim krizini konuşuyor. Siz de bu konuyla ilgili New York'a gittiniz. Ben takip ettim. Avrupa'da kadınlar bu konuda büyük inisiyatif alıyorlar.
ve iklim krizinden en kırılgan kesimler arasında etkilenecek olanlar kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engelliler. Bitiriyorum Sayın Başkanım. İklim krizi konusunda bakanlığınızın hangi politikaları var? Siz İstanbul Sözleşmesi'nden de söz etmediniz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sağlanmasındaki en etkili araç olan toplumsal cinsiyet duyarlılığı bütçe konusundaki çalışmalarınızı da bizle paylaşmadınız. Biraz geç açtınız mikrofonumu. Son cümlemi söyleyebilir miyim? Son cümlenizi söyleyin. Teşekkür ederim. Ama lütfen Sayın Bakan merak etmeyin. Vatandaşlarımız da merak etmesin. Bu ülkede yaşayan tüm vatandaşların teminatı biz Cumhuriyet Halk Partililer. Teşekkürler. Sayın Güçlü. Buyurun Kadir Bey. Teşekkür ederim. Plan Bütçe Komisyonu çok değerli başkanımız, kıymetli komisyon üyelerimiz, değerli milletvekillerimiz, sayın bakanımız, kıymetli bürokratlarımız, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyor. Bakanlık bütçemizin birçok eksiği ve olumsuzluklarına rağmen ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Kör sağıra çok güzelsin demiş. Ne kör kör anlamış, ne sağır. Dilsiz duymuş ama o da söyleyememiş. Şimdi AK Parti 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyor. Hala şunu yapacağız, bunu yapmaktayız, bunu devam ettiriyoruz. Ama genel tabloya baktığınız zaman ülkede bir genel mutsuzluk her halimize yansıyor. Engelli istihdamı kamuda ve özel sektörde %5'e kanuni bir statüyle bağlanmalıdır diye yıllardır bu bütçelerde söylüyoruz. Ama alınan bir mesafe yok. Herhalde bunun birazcık herkesi rahatsız etmesi lazım. Hiç değilse bu konularda da uzlaşmamız lazım. En çok bu konuda milletvekilleri sorunları yaşıyor. Herkesi de sorumluluğa davet ediyorum. İşgür engelli başvuruların %62'sini kabul etmedi. Yine ülkemizin saygınlığını yeteri kadar uluslararası arada koruyamadığımız için engelli derneklerin Avrupa Birliği projelerini onaylayan kuruluştan yeteri kadar almamız gereken desteği alamıyoruz. Kabul olan projeler de AK Parti'ye yakın olan vakıf ve derneklerin projeleridir. Türkiye genelinde 81 ilde her birimiz köse başlarında rastlıyoruz. Engelli dernekler adına hediye satışı, eşya satışı ve bağışlar. Ve engelli dernekleri Türkiye çapında bundan rahatsız. Buna bir müdahil olunup dur denmesi gerekiyor. Engellerden ne olur? Yani tapu harçlarından da devlet muaf tutsa bunları ne kaybeder? Yine engellerin haklar olan ortez, protez, bez, yatak, hasta yatağı, oksijen tübü, sonda ve benzeri medikal malzeme ürünlerini devlet amasız, fakatsız Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken karşılamalı diyoruz. Şimdi engelli akül aracı araç kullanabilir diye hastaneler rapor veriyor. Devlet sadece 2500 lirasını veriyor Sayın Bakanım bunu. Ne yapsın bu adamlar? Ondan sonra yardım için çalmadığı kapı kalmıyor. Bu insanların onur ve gururlarını incitiyoruz. Pandemi sürecinde engelli dernekleri gerçekten kiralarını ödeyemez. Zor durumlara düştürüyor. Bunlara kira ve internet yardımı noktasında bakanlığın destek vermesi gerekiyor. Ve bu ülkede gazi ve şehit yakınları arasında çok ciddi iktidarınızda bir ayrımcılık var. 2002 yılı öncesinde gaziler arasında hiçbir fark yokken sonradan Güneydoğu gazileri, 15 Temmuz gazileri ve Kıbrıs gaziler arasında uygulama farkları oldu. Bunun giderilmesi gerekiyor. Yine gaziler arasında maaş eşitsizliği var. Sosyal güvencesi olmayan gazi asgari ücret alırken diğerleri 2270 TL almaktadır. Muharip gazilerin çocuklarına iş imkanı tanınmalıdır. Bu gaziler arasında bir ayrımcılıktır, son verilmelidir. Muharip gazilerin faizsiz konut kredileri almasına yardımcı olmak durumundayız. Ülkemiz cezaevlerinde yatan mahkumların 117 bini uyuşturucu suçlusudur. Toparlıyorum Sayın Başkanım. Met kullanımı çok yoğun artış göstermiş. Eskiden bonzai varken şimdi piyasaya met üzerinden yürüyorlar. Bağımlılık yaşı 10 yaşa kadar düşmüş durumda. Eskiden
Erkek çocuklarda yaygın olan bağımlılık kız çocuklarına da yoğunlaşmıştır. Amatemlerde kız çocuklarını kabul etmiyor. Bu konuya da özel eğilmeniz gerekiyor Sayın Başkanım. Sınır güvenliğimiz yok. Afganistan'dan kalkan günde 50 kilometre yürüme kabiliyetine sahip ne olduğu bilinmeyen insanlar 1980'de Kenan Evren Tokat'a Afganlı göçü getirmişti. Tokat'ta Afganlılar var, hemşerilerimiz var diye Tokat'a kadar geliyor. Ve göç idaresinde ziyaret ettiğimizde Sayın bize hiç kimse toparlıyorum Sayın Başkanım. Dur demedi diyor. Yine yabancı uyruklu bir kişi 250 milyonluk yatırım yapıyor, oturum alıyor, ülkemizde yaşamaya başlıyor. Bu yatırımı getiren şahsa nereden geldin? Kimsin? Ne yatırımı yapıyorsun? Bu parayı nasıl kazandın? Bunun kaynağı uyuşturucu mu, illegal yollar mı, kumar mı diyen hiçbir kimse yok. Yine de bu olumsuzluklara rağmen bütçenin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını murad ediyorum. Teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz Ağustos ayında Uzunköprü ilçemizde Sayın Bakan'ın katıldığı törenle yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi açıldı. Çok güzel. Bülent Sergül Uçar çifti genç yaşta geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden biricik kızları Çağlanur Uçar'ın ismini yaşatmak için binanın yapılmasına da katkıda bulundular. Buradan kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, ailesine de başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yapılan iş çok doğru ve çok önemli bir ihtiyacın çözümüne yardımcı olacak. Özel hizmete ihtiyaç duyan 82 yaşlımız burada bakılacak. Dünyada ve ülkemizdeki demografik değişimlere baktığımızda yaşlı bakımı çok daha önemli bir hale gelmektedir. Yapılan iş doğru ama gelin görün ki Sayın Bakan, Ağustos'ta hizmet açtığınız merkezde hiç yaşlımız yok. Çünkü personel yok. Personel alımı olmadan yaşlı bakım ve rehabilitasyonu nasıl yapacaksınız? Bir an önce, hatta hemen bu merkezimizin ihtiyaç duyduğu personeli alın. Sağlık görevlilerinden bakım elemanlarından temizlik görevlilerine kadar vatandaşımız çok güzel bir hizmet yapmış. Bunu yükseltmek devletin öncelikli görevi olmalıdır. Bir de tabii ki Edirne'de yapılan bir ara durma noktasına gelen yeni huzurevi var. Bir an önce bitirilmesi gerekiyor. AKP hükümetinin uyguladığı tarımı bitirici, vatandaşı işsiz bırakan politikalar nedeniyle yaşlılar Edirne'de kalırken gençler Edirne'yi terk etti. Nüfusu en yaşlı illerin başında Edirne geliyor. 200 yatak kapasiteli yeni huzurevi yaşlılarımızın hak etmiş olduğu saygı ve değeri görmesi, kaliteli, sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmesi için ivedilikle bitirilmelidir. Diğer yandan bir türlü çözülemeyen, çözüm için irade gösterilmeyen engellilerimizin durumu var. Eğitim, işsizlik, engellileri merkez alan politikaların uygulamaya konulmaması ve bunun gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan alelacele adeta engellilerden kaçırılarak erişilebilirlik maddesinin 4 yıldan 8 yıla neden çıkardınız? Bunun yarın da daha fazla uzamayacağının bir garantisi var mı? 4 yılı belirleyen bir hesaplamada %100 hata olur mu? Neye göre 4 yılı belirlemiştiniz, neye göre 8 yıla çıkardınız? Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu kamuda 400 bin sözleşmeli personelin de engelli kotasına dahil edildiği ve 12 bin engelli açığının daha oluştuğunu söylemişti. Bu kadrolar ne zaman doldurulacaktır? Yıllardan beri çok az sayıda yapılan engelli memur ataması ne zaman anlamlı bir sayıya çekilecektir? Anlamlı sayıdan istediğimiz ise bu yıl bitmeden 20 bin engelli memur atamasının bir an önce yapılmasıdır. Engellilere vermiş olduğunuz sözler çerçevesinde günümüz şartlarına ve engelli bireyin ihtiyaçlarına cevap vermeyen %3 engellilik kotası söz verdiğiniz gibi ne zaman %6'ya çıkarılacaktır? Özel sektörde engelli istihdamı destek ve kontrolü ne ölçüde artacaktır? Nitelikli engelli istihdamı için özel sektörün üzerinde devlet nasıl bir el olacaktır? Sosyal yardım programları kapsamında bakanlığınız 3 çocuklu ailelere ev sahibi olması için 300 bin lira destek verilmesi hususunda bir karar almıştır. Bu ve buna benzer programların daha da uyumu engellilere uygulanacak mıdır? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bürokratlar, basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın
2023 bütçesinin hem bakanlığımıza hem de ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Değerli arkadaşlar, bir ülkede aile ve sosyal hizmetlerin iyi olmasının genel ortamla son derece yakın ilişkisi vardır. Bakanlık olarak, kurumlar olarak, bakan da, bürokratlar da iyi niyetle, mümkün olduğunca yüksek bütçeyle mücadele verebilirler. Bazı sorunları ortadan kaldırabilirler ama eğer ülkedeki ekonomik performansta yanlışlar varsa, ekonomi kriz ortamındaysa, kültürel atmosfer şiddete dayalıysa, orada bakanlığın yapabileceklerini de aşan sorunlar var demektir. Onun için öncelikle genel koşulların iyileştirilmesi, bakanlığın hizmetlerini daha etkin ve iyi sunabilmesi için de gereklidir diye bakıyorum. Bakın, son 5 yıldır ekonomi gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde. Bu sıkıntıdan etkilenmeyen kimse yok. Netice itibariyle açlık sınırı 7400 liraya çıkmıştır Türk İş araştırmalarına göre. Yoksulluk sınırı 24.000 liraya çıkmıştır. Tek bir bekar kişinin yaşam maliyeti bile 9.700 lira civarındadır. Asgari ücretin 5.500 lira olduğu bir Türkiye'de çalışanların yarıdan fazlasının asgari ücret düzeyinde gelire sahip olduğu bir Türkiye'de bu yaşamayla ilgili gerekli maliyetlerin, fiyatların daha yüksek olması karşısında toplumda büyük bir ekonomik ve sosyal problemin olduğunu düşünmemiz ve kabul etmemiz gerekmektedir. Bakın, en son yapılan araştırmalarda bir aileye girmesi gereken temel gıda ile ilgili maddelerin kaç lira tuttuğu hesaplanmıştır. Sağlıklı beslenebilmek için bir ayda et, süt, peynir, yumurta, kuru baklagil, meyve, sebze, ekmek, makarna, pirinç, katı sıvı yağ, şeker, yağlı tohum toplam 243 liraya ihtiyaç var. Şimdi aylık bu 7290 lira yapar. Asgari ücret 5500 lira olduğuna göre bir asgari ücretlinin en temel, en doğal gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bile 1790 liraya ilave ihtiyacı var demektir. Durum bu olunca elbette ki sorunlar da büyük demektir. Bakanlığın omuzundaki yük de fazla demektir. Ankara'da yapılan bir araştırmada okula giden her 4 çocuktan birinin aç gidip geldiği ifade edilmişti. Bunu gözlemlerimizle de kent, köy, kasaba gezerken de hissettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Bu bakımdan belki okullarda, yani çocuk beslenmesinin her şeyin önünde ve önemli olduğunu düşündüğüm için devletin özellikle ekonominin çok bozulduğu dönemlerde okullarda en azından bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek vermesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakanlığın kullandığı bütçeye, rakamlara bakıyoruz. Gerçekten büyük rakamlar. Bu rakamların içerisinde okula giden çocukların açlık sorununun ortadan kaldırılması için böyle bir şeyin yapılmasının fazla bir yük ve sorun da oluşturmayacağı kanaatindeyim. Ama asgari ücretten ve hayat pahalılığından bahsetmişken Sayın Bakan'ın NTV'de bir televizyon programında söylediği sözler aklıma geldi. Daha yakın bir tarihte, bir 15 gün falan önceydi sanırım.
Artık bordrolu çalışanlar, dul ve yetim maaşı alanlar ve kamu işçileri de sosyal yardım alabilecek diye ifade etmişti. Bu doğru yani, çalışanların bile bir kısmının asgari ücret düzeyinde yaşadığını düşünecek olursanız, yani bu bir bakıma vaktiyle Diyanet'in bir fetvası vardı, memura da zekat verilir diye, ona benziyor. Zaman zaman zorluk dönemlerinde bu algılar siyasetçinin de veya vatandaşın da zihnine takılıyor. O bakımdan içerisinde bulunduğumuz koşulların ne olduğu çok açık, net ve anlaşılır bir şekilde gözükmektedir. Yalnız Sayın Bakan'a şunu sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla Katar Emiri Şeyh Tamim Es-Sani'nin başkanlıklarında 2020 yılında Ankara'da bir Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısı yapılmıştı. Bu toplantıda 10 anlaşma imzalanmıştı. Sonunda da geçen hafta bu anlaşmalar Sayın Cumhurbaşkanı kararıyla resmi gazetede yayınlandı. Nedir bu anlaşma, bu mutabakat sattı? Şu: Türkiye ile Katar arasında aile, kadın ve sosyal hizmetlere ilişkin mutabakat sattı diyor. Şimdi Sayın Bakan, siz nasıl katılıyorsunuz? Yani yorumunuzu yapmak istiyorum. Bunda yani sizin bir dahiliniz yok ama vaktiyle sizden önce de yapılmış bir anlaşma, mutabakat sattı. Biliyorsunuz Katar'da çok kadınla evlilik var. Yani Türkiye Katar'la aile ve kadın sorunlarıyla ilgili olarak mutabakat zaptı imzalarken hangi sonucu elde edebilir acaba? Yani merak ettim ben, ne işe yarayacak bu diye. Yani bir işe yaradığı öngörülerek bunun bu anlaşmanın yapılmış olması lazım diye düşünüyorum. Sonra bir de Aile Bakanlığı'nın yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili sosyal medyada paylaşıldı da bunu merak ettim. Yani bir 300 bin liralık konut desteği sağlanacağıyla ilgili bir haber vardı. Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacak. Ama bu destekten yararlanabilmek için eşin vefat etmiş olması lazım. Bir, ikincisi de yaşı 18'den küçük, en az 3 çocuğu bulunması lazım ilgili kadının. Böyle bir şey var mı? Yani koşullar tutunca 18'den küçük 3 çocuğu olacak, eşi vefat etmiş olacak, ona göre bu desteği vereceğiz demenin pek mantıklı, rasyonel bir tarafını bulamadım. Neden bir çocuğu olan, iki çocuğu olan, eşi vefat etmiş, konumu sorunlu, sıkıntılı, ekonomik darboğazlı olan bir kadın bu kapsama girmez. Böyle bir yardım yapılacaksa onun da dahil edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama şu var, bu genel atmosfer gerçekten önemlidir. Mesela kadına yönelik şiddetten falan bahsediliyor. İnanır mısınız? Türkiye'de bence ekonomik sıkıntılar, bunalımlar falan bu şiddeti artırıyor, insanlar arasındaki ilişkiler de. Siyasetin üslubu da şiddeti tetikleyen bir hadisedir. Yani özellikle toplumun önünde görünen kişiler, yani başbakandır, cumhurbaşkanıdır, şiddet politikası uyguladığı takdirde konuşurken bu toplumu da gerer. Veya toplumsal kültür ona özendiği için şiddeti bir kültür olarak benimsemeye başlar. Bana kalıyorsa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapabileceği en güzel hizmetlerden biri, Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle toplumu ayrıştıran, şiddete dayalı üsluptan vazgeçmesine sağlık vermesidir. Sayın Cumhurbaşkanım, genel başkanları bu prensip olarak burada tartışmıyoruz. Birbirleriyle ilgili toplumsal kültürden bahsediyorum ya, şiddetten. Yani bu ifadelerinizi lütfen düzeltin. Doğru. Hiç düzeltmiyorum. Nereden takıldım bu söylediğim ifadeye? Şiddet toplumsal kültür oluşturmaz mı?
bir parti %40 alıyor, %30 alıyor. Kendi seçmeni, kendi liderinin davranışı ve üslubunu... Burada tartışma yaptık. Çünkü plan bütçe yapıyoruz. Siyaseti başka yerde yapalım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak, lüzumsuz müdahale ediyorsun Sayın Başkan. Bakın, benim başbakan yardımcılığım sırasında o dönemin bir büyük gazetesinde iki tane haber birinci sayfada yan yana verildi. Birinci haber, Başbakan Erdoğan, öfke bir hitabet sanatıdır. Yanında Başbakan Yardımcısı Şener, öfkeden sanat olmaz. Bu yayınlanmıştır ya. Ne var bunda? Bir dakika, açtınız. Teşekkür ederim. Bana da bunu niye söyledin diye sormamıştır. Değerli arkadaşlar, öğle arası veriyorum. Saat... Bir saygılar sunmamıza bile müsaade etmiyor. Buyurun, buyurun. Bitiriş cümleme bile müsaade etmiyor. Sayın Başkanım, gereksiz müdahalelerde bulunmayın. Rica ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Vekilleri, bildiğimiz gibi ülkemiz ve dünya çok ciddi bir pandemi süreci yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Hemen ardından ise Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte çok ciddi bir enerji kriziyle de karşı karşıyayız. Dolayısıyla böyle bir durumda devlet harcamaları içerisinde sosyal koruma harcamaları önem kazanmakta. Eurostat'ın 2020 sosyal koruma harcamaları araştırmasında 2020 yılında Avrupa AB ülkelerinde sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranının %22 olduğunu görmekteyiz. Bu oran 2019 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde %10.2 idi. Yani neredeyse iki katına çıkmış. Bizde ne olmuş? Ona bir baktığımız zaman 2019 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %9.6'sı sosyal koruma harcamalarıymış. 2020 yılında, yani pandeminin en yoğun yaşandığı sene, dükkanların kapandığı sene, insanların evine ekmek götüremediği 2020 yılından bahsediyoruz. Bu oran %10.1'e çıkmış. Yani yaklaşık yarım puanlık, yüzdeye vurursak da %5'lik bir artış var. Yani Avrupa Birliği'nde, Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık %100'lük bir artış varken ülkemizdeki artış çok sınırlı kalmış, %5. Ve bu rakamın içerisinde muhtemelen IBAN, verilen IBAN numarasına yatırılan paralar da vardır diye düşünüyorum. Bu oranla Türkiye Avrupa ülkeler arasında en az paya sahip olan ülke konumunda. 2022 yılında ne olduğunu bir bakalım. 2022 yılda, yani şu an içinde bulunduğumuz yılda bu ülkede yaşayan yurttaşlarımız için hakikaten de çok zorlu geçti. Çok ciddi bir hayat pahalılığı söz konusu. Çok ciddi bir ekonomik darboğazla karşı karşıyayken ülkemizde gayri safi yurt içi hasıladaki sosyal korumaya ayrılan pay %6.9'a düştüğünü görüyoruz. Yani %10'dan %6.9'a düşmüş. Peki 2023 yılında bu oran ne olacağı öngörülüyor bütçenizde? Araştırdığım kadarıyla %7.5 olması bekleniliyor. Bu hayat pahalılığı, bu enflasyonla mücadele bu yılda devam edecek. Her ne kadar bütçede %25 civarında enflasyon 2023 için öngörülmüş olsa da OECD ve IMF aynı şeyi söylemiyor. Oradaki rakamlar Türkiye'deki 2023 yılındaki enflasyonun %40 ile %50 arasında değişeceğinden bahsediyor. Bu sosyal korumanın altlıklarına baktığımız zaman emekli aylıkları, sosyal yardımlar ve doğrudan gelir desteğinden oluşmakta. Burada emeklilerin gayri safi yurt içi hasıladan aldığı paylara baktığımız zaman 2019 yılında 8.6 olan pay 2022 yılında 5.8'e düşmüş. 2023 için bütçeden ayrılan pay ile gayri safi yurt içi hasılanın ancak %6.4'ünü alacak açlık sınırının altında yaşayan emeklilerimiz. İnsani gelişmişlik endeksinde 48. sırada olduğumuzdan bahsettiniz. Evet, dünyada insani gelişmişlik endeksinde pandemiden dolayı 2-3 yıldan beri skorlarda düşüş var. Türkiye 48. sırada olması sevindirici. Ancak özellikle bir kadın bakan olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğindeki gelişmeler dahil edildiğinde aynı endekste bu sefer 65. sıraya gerilediğimizi görmekteyiz. IMF'in toplumsal cinsiyet endeksine baktığımız zaman benzer sonuçlar, hatta daha da kötü sonuçlarla karşı karşıyayız. 146 ülke arasında ne yazık ki 124. sıradayız. Bugün için toplumsal cinsiyet kavramı
kadına şiddeti konuşuyorsak, kadın cinayetleri halen daha kamuoyunda çok önemli bir yer tutuyorsa, toplumsal cinsiyet kavramını hala bu toplumda adapte edememizden kaynaklanmakta olduğunu görmekteyiz. Sunumumuzda 331 bin haneye 114 milyon liralık doğal gaz desteği vereceğinizden ve 1 milyon 870 bin haneye de kömür desteği vereceğinizden bahsettiniz. Ancak şöyle bir gerçek var. Türkiye şu anda dünyada en fazla enerji enflasyonunu yaşayan ülke konumunda. Bitti bir iki cümleyle. Geçen sene kömürün tonu 1000 lira, yerli kömürün tonu 1000 lira, yabancı kömürün tonu da 2000 liraydı. Bugün yerli kömürün tonu 5000 lira çıkmış durumda. İthal kömür de 8000 lira. Yani 5000 lira asker aylık ücretle geçinmek zorunda olan bir... Sayın İlhami Özcan Aykun. Selamlıyorum. Bakanlık olarak dar gelirli, engelli, sıkıntıları olan vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek sizin göreviniz. Dolayısıyla her kuruşun hesabını vermek, kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak zorundasınız Sayın Bakan. Şimdi soruyorum, Tekirdağ'da kaç vatandaşımıza sosyal yardım yapıyorsunuz? Hangi alanlarda yapıyorsunuz? Tekirdağ'da kaç tane sığınmacıya yardım yaptınız ve engelli maaşı bağlıyorsunuz? Bunlardan sizden yanıt bekliyorum Sayın Bakan. Şimdi yine baktığımız zaman engelli maaşlarını doğru şekilde kullanmadığınızı Sayıştay zaten ortaya koymuş. Bunu maalesef yıllardan beri söylüyor ama bunu hep göz ardı ediyorsunuz. Yine Sayıştay diyor ki engelli bakım destekleme ödemelerinin de banka promosyonlarından dolayı bankalarda bekletildiği ve ödemelerin geciktiğini söylüyor. Yine evde bakım ödemelerinde en önemli hususlardan biri de bakıma muhtaç engellerin tespitini, bakım hizmet ve ücretlerini belirleyen yönetmeni hala hazırlamamış bulunuyorsunuz. Bunu yönetmelikle geçiştiriyorsunuz. Bir an evvel bunu ortaya genelgeyle geçiştiriyorsunuz. Yönetmeliği çıkarın diyoruz. Evde bakım destek yardımlarında hak etmeyen kişilere yapılan yardımları görüyoruz. AK Parti'ye hak etmeyen kişi, AK Partili hak etmeyen kişilere ödenen engelli maaşlarını maalesef tahsil edemediniz. Buradan da soruyorum. Yine bakınız birçok usulsüzlük var. Ağustos 2018 itibariyle yabancı uyruklulara, sığınmacılara vermiş olduğunuz yardımlar var. Ve Türk vatandaşlarına vermiyorsunuz, sığınmacılara veriyorsunuz. Bu da usulsüzlük olarak Sayıştay raporlarında var. Bununla ilgili hiçbir adım atmadınız. Yine buradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kardeşimiz benim makamıma ulaşıyor. Akkari Üstekova'dan. İsmi Sayın Bakan, ismi de Galip Ataş. Söz verdim, onun için bugün buradayım. Galip Ataş kardeşim 2013'ten beri engelli ama maalesef bu kardeşimiz annesinin bakım ücretini ortadan kaldırıyorsunuz. En sonunda 9-8-2022'de yine Akkari Üstekova Devlet Hastanesi'nden almış olduğu %77'lik raporu var. Bu rapora rağmen kendi öz bakımını yapamamasına rağmen bu kardeşimizin annesine yapılan yardımı kesiyorsunuz. Kardeşimize 1800 lira yardımı görüyorsunuz ama orada yabancılara vermiş olduğunuz 46 tane yabancıya vermiş olduğunuz haksız yardımları ise göz ardı edip tahsil etmiyorsunuz. Bir an evvel bu haksızlığın giderilmesi, kendi bakım ihtiyacını karşılamayan kardeşimizin annesinin bakım ücretinin ödenmesini sizden talep ediyorum. Birazdan da bu raporları size takdim edeceğim Sayın Bakan. Yine yetersiz diyoruz. İş kanunun 30. maddesinin değiştirmesi için meclise yasa teklifi verdim. Özel sektörde engelli istihdamının %3'ten 6'ya çıkartılması, yine kamuda da %4'ten 8'e çıkartılması için verdiğim kanun teklifi plan bütçede duruyor. Gelin bir an evvel engellilerin istihdamını arttıran kanun teklifini beraber çıkartalım diyorum. Yine bakanlığa soru önergesi verdim. 2021'de boş olan engelli kota sayısı 6840. 17 Şubat 2022 tarihinde 2927 engelli devlet memurluğuna atandı diyorsunuz. Hala boş makamlar, boş koltuklar var. Sayın Bakan, engelli kardeşlerimizin istihdamını yapın. Onları bir an evvel kadrolara atayın. Çünkü sizin verdiğiniz cevaba istinaden konuşuyorum. Boş kadrolar var. O boş kadroları ve KPSS'yi kazanan engelli öğretmenlerimizi, engelli kardeşlerimizi bir an evvel atamasını yapın diyorum. Yine bakınız, bakanlıkta kurumlara yapılan bağışlarda topluyorum başlarım. Bakanlıkta bağış yapılan kurumlara bağış yapıyor. Fakat maalesef bağışlar yetkili yerlere gitmiyor. Başka yerlere kullanıyorsunuz. Bağış yapan insanlarımızı da gönüllerini kırıyorsunuz. Rencide ediyorsunuz. Yapılan bağışları gerekli yerlere iletilmesi konusunda da hassasiyetini göstermenizi istiyor. Bütçenizin hayırlı olmasını diliyor. Ama Akkari Yüksekoğlu bu kardeşimizin de sesi olduğum için mutluyum. İnşallah bu yanlışlığı bir an evvel giderirsiniz. Hak ettiği kişilere verilmesi, hak etmeyenlerin de tahsil edilmesini talep ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Bakan ve ekibiniz hoş geldiniz diyorum. Çalışmalarınızın başarılı geçmesini, hayırlı olmasını diliyorum. Yaşlılık Komisyonu çalışmaları çerçevesinde Davul Aceze ziyaretimiz oldu. Yaptığım incelemede son denetimin 2017 yılında Sayıştay tarafından yapıldığını müşahede ettim ve bundan sonra girdiğim herhangi bir kaynakta Davul Aceze'ye gelen gelirler, yardımlar hakkında herhangi bir bilgi alamadım. Sorum şu Sayın Bakan, enflasyonun, resmi enflasyonun aşağı yukarı %80 olduğu bir ortamda yardımlardan oluşan nakit havuzunu nasıl bir koruma altına aldınız veya koruma altına aldınız mı? İkincisi, kapasite ne kadardır, kaç kişi kalıyor ve yıllara göre özellikle son 5-10 yılın hiç olmazsa kaç kişinin kabulü yapıldı? Son olarak da bize verilen briefingler ve bilgiler çerçevesinde Darül Aceze'nin aynı zamanda tabir caizse bir VIP hizmete başlayacağı, yani bir takım bağışlar karşılığında VIP hizmete başlayacağı ve iki çeşit hizmetin ortaya çıkacağını anlamış bulunuyorum. VIP hizmeti vermek, Darül Aceze'nin kuruluş amaçlarına ve paradigmasına bunlarla ilişkisini nasıl açıklıyorsunuz? Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakan, değerli hazırım. 2023 bütçesinde yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma kapsamında 136.6 milyar ödenek öngörülüyor. Bu da kişi başına 1600 lira gibi bir rakama denk düşüyor. 2023 bütçesi iç ve dış borçlar ödenecek faizi ise 565.6 milyar olarak öngörülüyor. Yani vatandaşa 1600 lira gibi bir para verip sonra kişi başına 6600 lira faiz ödetiyor. Yani borç da değil bu, sadece faizi. Ve buradan da bir adalet bekliyoruz. Yoksulun gittikçe yoksul, zenginin daha zengin olduğu dönem AKP iktidarında bu yılda devam edecek. Bu rakamlar bize onu gösteriyor. 27 milyon insan yardım almış olması AKP iktidarının yoksulluğu yönetmeye devam edeceğini ve yoksulluğu gidermeyeceğinin bir ispatı olarak yine karşımızda duruyor. AKP iktidarı öyle bir noktaya geldi ki artık kuşaklar arası gelir transferi yapıyor. Gelecek kuşakların gelirlerini bugünden harcamaya devam ediyor. Halbuki Türk aile yapısı çocuklarını her şeyin önünde tutup onun haklarını koruyan bir ahlaki yapıya sahipti. Ama biz ise bu dönemki iktidarda gelecek kuşakların bütçelerinde bugünden harcama hakkını kendimizde görebiliyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bizim bundan sonrasında aileyle ilgili olarak AKP politikalarının aile yapısını tahribiyle ilgili olarak da önlem almamız gerekiyor. Çünkü AKP'nin ekonomi politikaları aileleri bir arada tutamıyor artık. Aileler boşanıyor ve gençler artık evlenemiyor. Çünkü bu ekonomi politikaları buna müsaade etmiyor. Derin bir yoksulluk bütün ülkeyi tutsak etmiş durumda ve bu derin yoksulluğu biz 1600 lira kişi başına vererek üstesinden gelebileceğimizi iddia ediyoruz. Bu mümkün değil. Çocuklar, anneler yatağa aç giriyor ve okullarda açlıktan bayılan çocuklar var ve bunlar maalesef artık çok daha fazla duymaya başladığımız konular. 1 Ekim olarak dile getirmek istiyorum. Hamileler, emziren kadınlar, küçük çocuklar, okul çağı çocukları artık beslenemiyorlar ve bundan dolayı gelişim sorunları yaşıyorlar. Hani bodur çocuk dediğimiz, olması gerektiği yaşta olması gerektiği boya ve kiloya ulaşamayan çocuklar ve bu süreçte siz bunları görmezden geliyorsunuz. Bunlara yönelik bir çözüm maalesef önermiyorsunuz. Aslında sosyal devletin çöktüğü bir döneme denk geldik. Aile intiharları başladı. Yani artık bireysel değil, aile intiharlarını da görür olduk. 3 yıl önce 6 Kasım'da, yani tam bundan 3 yıl önceki 3 yıl dolmak üzere bu 6 Kasım'da Cüneyt Yetişkin, Oya Yetişkin, Yaşar Yetişkin, Kamuran Yetişkin intihar ettiler. Siyanürle intihar olayı dediğimiz vakayı maalesef Türkiye bir aile intiharını yaşadı ve bunların sayıları da maalesef az değil. Buna yönelik sosyal devletin olduğunu vatandaşlara göstermemiz gerekiyor. Ben gidersem aileme kimse bakmaz diyen bir
anlayış gelişti. Bunun da önüne geçmemiz gerekiyor. 18 yaş altı evliliklerin sayısı %15. Yani evlenmemesi gereken çocuklar evleniyor. Evlenmesi gerekenler de ekonomik koşullardan dolayı evlenemiyor. Bizim buna yönelik de gençlerin ekonomik olarak desteklenmesini beklememiz lazım. Sadece onlara çocuk yapın diyen bir iktidar değil, onlara iş bulan bir iktidara ihtiyacı var. Çocuk işçiliği de artıyor, kadınların istihdamı azalıyor ve bir çocuğun, 3 çocuğu varsa bir kişinin ve 18 yaşının altındaysa annenin çocukları, onlara ev yardımı yapılıyor. Halbuki çocuklar üzerinden değil, direkt kendisine, kadına yardım etmek gerekiyor. Engelli vatandaşları da birey olarak görmüyorsunuz. Hane gelirine bakarak maaş bağlamaya devam ediyorsunuz. Oysa hane geliri değil, vatandaşın kendi gelirine bakmak gerekiyor. Sosyal devlet yerine sosyal aileye yüklememeniz gerekiyor. Bakanımızı dinledik. Burada açıkçası iktidar açısından değerlendirme yapıldığında özellikle ekonomi açısından çok kötü bir yönetim var. Bu yönetim sonucunda da çok ciddi bir yoksulluk, artık derin yoksulluktan bahsedilir hale geldi. Bir ikinci önemli mesele de kadın meselesi. Özellikle İstanbul Sözleşmesi sonrası kadına şiddet ve orada yaratılan vakalara baktığımızda orada bir artış söz konusu. Tüm bunlar, yani iktidarın açıkçası siyasi erk olarak yarattığı hasar ve sonrasında oluşan yoksulluk, bunların hepsi Sayın Bakan'ın görev alanı içerisinde. Biz açıkçası Sayın Sağlık Bakanı'nın böylesi bir iktidar döneminde daha çok direnen, daha çok söz söyleyen ve gerekirse de iktidarın bütçe, özellikle bütçe hazırlanırken bu alana müdahale etmesini beklerdik. Ama nafile, bugünkü konuşmasından bunun aksine 2002'den örnek vererek, 2002 ile günümüzü mukayese ederek bırakın dönemini anlatmayı, mevcut kendisini o yapılan politikaların bizzat içinde gördüğünü de ifade etmiş oldu. Açıkçası beklerdik, yani misal bu bütçede faize ayrılan paya baktığınızda geçmiş yılla mukayese edildiğinde tam 3 katına çıkmış. Kişi başına faize ayrılan pay. Ancak bu bütçede bakanlığa ayrılan paya baktığınızda hemen hemen 2 katına çıkmış. Bu başlı başına, bu dönem seçim dönemi olmasına rağmen başlı başına bu bakanlığın ne kadar yetersiz ve nafile sonuçlar çıkartacağını da göstergesidir. Bunu şu açıdan söylüyorum. Yani elbette seçim yıllarında bu iktidar genel özellik olarak yardımları arttıracak. Ve nihayetinde de bakıyoruz, bu yardımlar da artmış durumda. Ama mukayese edildiğinde bu yardımların hiçbirinin kıymeti harbiyesi olmadığını görürüz. Örnek diye vereyim. Örneğin kişi başına işte yapılacak yardımlar 450 ile 600 lira arasında olacak. Yani kişi başına aylık destek tutarı. Biz 600 lira üzerinden bakalım. Yani teferruatını söylemiyorum, kime ne kadar yardım yapılacağını. Bununla bir önceki yıl, hemen bir önceki yıl örneğin süte baktığımızda 645 TL'ye alınan süt bugün 29.95. Bir yıl önce kolisi 26 lira olan yumurtanın şimdiki kolisi 62 lira. Yine ayçiçeğine baktığımızda bu tutar 20 liradan 40 liraya çıkmış. Yani bunlara baktığımızda eğer biz bu yardımı, yani 600 lirayı şayet geçen sene veriyor olsaydık 35 litre süt alırken şimdi 19 litre alıyor. Ayçiçeği keza 33 litre alırken şimdi 12 litre almak durumunda kalacak. Şeker en önemli göstergedir bence. 120 kilo şeker alırken şimdi 21 kilo alıyor. Şimdi siz bir bu konulardan sorumlu bir bakan olarak en azından bu örnekler dahilinde bu yardımların artırılması noktasında bir çaba sarf etmeniz gerekmiyor muydu? Ya da bugünkü sunuşunuzda, ya arkadaşlar evet böyle bir bütçemiz var ama bu bütçe yetersiz, bu bütçeyi arttırmamız gerekiyor diye en azından buradan böyle bir söylemde bulunabiliriz. Ama aksine bu siyasi erkin toplumu fakirleştirmesinin, derin yoksulluğa itmesinin yanında maalesef siz onlara bir derman olmaktan uzaklaşmış durumdasınız. Yine bizim açımızdan en önemli göstergelerden birisi de bebekler.
350 lira destek sunuluyor bebeklere de. Ailedeki çocuk sayısına göre. E buna baktığınızda 350 lira Allah aşkına yani ek mamalar bile almaya yetecek bir rakam değil. Çocuk bezi almaya yetecek bir rakam değil. Yani hiçbir çevremizde ailelerin ne durumda olduğu, çocuklara 350 lirayla neler alabileceğine ilişkin bir düşünce hasıl olmadı. Yani biz yeni doğan çocuklarda bebek bezinin 220 liradan başladığını, mamaların keza aynı şekilde 200 liradan başladığını bilmiyor isek, bu yardımları yaparken ya bunların hiçbir derde derman olmayacağını da açıkçası burada itiraf da etmemiz gerekiyor. Evet, bizim böyle bir durumumuz var ama daha çok, en azından daha çok vermemiz gerekiyor, kabul etmemiz lazım. İşte astronot diye bebeklerde kullanılan kaban var. O bile 350 lira olmuş. E şimdi sizin yapmanız gereken öz itibariyle bu politikalara karşı olmak. Yani iktidarın bütünlüğü daha var başkanım. Tamam bitireyim. Yani oradan zaten göreceğiz. Yani sıfır olunca söylersiniz en azından. Teşekkür ederiz. Peki, en azından bir bakan olarak bu bakan olarak en azından bu bütçede böyle bir müzakere içerisine girmenizi beklerdik diye ifade edeyim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi iki arkadaşımıza söz vereceğim. Söz talebinde bulundular. Sonra ara vereceğim. Önce İYİ Parti'den Sayın Arslan. Ancak biraz önceki konuşmacı arkadaşımızın ifadesinden yola çıkarak şunları söylemek istiyorum. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyeler seçim döneminde hangi taahhütte bulunmuşlarsa seçim sonrasında da o taahhütlerini aynen harfiyen ve fazlasıyla yerine getirmekteler. Özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi mevzu konu burada süt olduğu için söylüyorum. Taahhüdünü vermiş olduğu seçim sürecindeki taahhüdünü yerine getirmekte ve çok sayıda öğrencimize süt dağıtımını gerçekleştirmekte. Aynı uygulama ve benzer uygulamalar diğer büyük şehirlerimiz başta olmak üzere belediyelerimizde devam etmekte. Kaldı ki geçen yıl bu ülke şuna da şahitlik yaptı. Pandemi döneminde özellikle ihtiyaçların en yoğun olduğu dönemde ve desteğe en fazla ihtiyaç olan bir dönemde iktidara olan iktidara güveni olmayan birçok vatandaş Cumhuriyet Halk Partili belediyelere güvendi. Ne yaptı? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinden ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapmak istedi. Nakdi yardım veya aynı yardım yapmak istediler. Ancak ne oldu? Bakanlık eliyle o yardım toplama engellendi. Yani bu ülke bunu da gördü. Yani o belediyeler aracılığıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanacaktı. Bankalardaki hesaplara bloke konuldu. Yani siz neden bahsediyorsunuz? Yani vatandaşın en acil ihtiyacı olduğu pandemi döneminde yapılacak yardımlar engellendi sayenizde. Değil ki şimdi bahsettiğiniz konular süt konusu zaten belediyemizin hatta diğer konularda devam etmekte. Yani çamur atmayla bir yere varamazsınız. Siz kendi işlerinize bakın değerli arkadaşlar. Şimdi bana iletilen bir konu var, onu söyleyerek bitirmek istiyorum. Sayın Bakan, 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için kurulan vakıfta geçen yıl çok mevzu olmuştu bu konu ama bu yıl herhalde fazla konuşulmadı. Toplanan bir meblağ vardı. O gün için 310 milyon TL idi. Bu paranın şehit yakınlarına ve gazilere nakit olarak toptan dağıtılması amacıyla o yardımlar yapıldı. Ancak bu paralar bir yerlerde değerlendirildi ve vakıf üzerinden toplu para yerine aylık maaş şeklinde ödemeler yapıldığı ifade edildi. Bana gelen bilgi böyle. Ancak şöyle bir durum olduğu söylenildi. Bu vakıf üzerinden yapılan yardımda özellikle evli ve çocuğu olmayan eşlerle yardımın sadece eşe yapıldığı, veraset ilamına uygun bir şekilde eşe ve anne babaya, yani ihtiyaç sahibi olan özellikle anne babaya
herhangi bir yardım yapılmadığı şeklinde bir ifade geldi. Bugün özellikle benden iletilmesi istenilen önemli konulardan birisi de buydu. Eğer ki özellikle de ihtiyaç sahibi ise başta olmak üzere bu yardımlardan örneğin bana söylenen örnekte şöyleydi. İki ay evli kalan bir kardeşimiz 15 Temmuz'da şehit oluyor. Eşine burada maaş bağlanıyor ama anne babasına herhangi bir ödeme yapılmamış. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi olan aileler var. Benzeri durumda veraset ilamına göre uygun ödeme yapılırsa daha da adil olacaktır şeklinde ifade etmek istiyorum. Son olarak da yine Kıbrıs gazileri de kendilerine gereken değerin verilmesini talep olarak ilettiler. Ben de bu talebi sizlere iletiyorum. Şimdilik teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Şifalar dileriz. Sayın Orhan, Orhan Bey az önce konuşmasını bitirdiğinde yüzündeki bir gülümseme dikkatimi çekti. Herhalde bu tartışmalardan da memnuniyet ifadesiydi o. Kendisi grubumuza yönelik soru sorarak konuşmasını sürdürdüğü için gerekli yanıtı da grubumuzdaki arkadaşlarımız vermeye gayret ettiler. Çaba sarf ettiler. Ama tabii konuşmamın sonunda bahsedecektim de devletin omuzlarındaki yükü hükümetin hissettiğinden bahsetti. Herhalde seçim dönemleri daha çok hissediyor onu hükümet. Şimdi Sayın Bakanım sizi unuttuk bu arada bakanlığı. Sizler rahat rahat orada görüşmelerinizi yapıyorsunuz tabii. Ben öncelikle sözlerime başlarken sizin gibi görevi, yetkisi ve sorumluluğu çok ağır bir yük olan bu ülkede yaşayan ve yaşadığımız ekonomik zorluklar, güçlükler, bunu neye bağlarsak bağlayalım. İşte AK Partili arkadaşlarımız küresel sorunlara bağlıyorlar. Bize göre öyle değil. Bize göre hükümetin yanlış yönetiminden kaynaklanan ekonomik sorunlar ama sonuç itibariyle Türkiye'de sorun yaşayan sosyal yardıma muhtaç insanlarımızın, yurttaşlarımızın, kadınlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın ihtiyacını karşılamak gibi çok kutsal bir göreviniz var. Bunu layıkıyla yerine getirebiliyorsanız vicdanen de rahatlayabilirsiniz. Ama bunu siyasi bir amaçla ve siyasetin kuralları gereği sürdürmeye çalışıyorsanız bu maalesef tabii ki bizim de bir eleştiri konumuz olacaktır. Ama bütçemizin şimdiden konuşmamın başında 2023 yılı bütçenizin, bakanlığınızın bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olması yurttaşlarımıza iyilik ve yarar getirsin anlamında diliyorum. Şimdi Sayın Bakanım, ben tabii bakanlığımızın daha önce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ydı 2019'da, 20'de, 21'de. Sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na dönüştü ismen. Aslında Sosyal Politikalar Bakanlığı diye bir isim dönemi de var diye hatırlıyorum. Sonra politikalar, hizmetler olarak değişti. Her neyse ama o isim değişikliğinde kurumsal, idari anlamda bir değişiklik olmadı herhalde. Sadece ismen bir değişiklik oldu. Değil mi Sayın Bakanım? O nedenle ben bütçenizi şöyle bir kıyaslayayım dedim geçmiş yıllarla. Tabii Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesiyle bugünkü sizin bütçenizi kıyaslayabilmek mümkün değil. Onu ayrıştırabilmek mümkün değil benim açımdan. Oturup uzun haftalarca belki oturup çalışmak lazım. Ama 2022 yılı bütçesinde sizin de sunduğunuz bütçede bütçe 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinde bakanlığınızın 66 milyar 131 milyon 543 bin liralık bir ödeneği var imiş, başlangıç ödeneği. Daha sonra ek bütçeyle 28 milyar 425 milyon liralık bir ek ödenek almışsınız ek bütçeyle. Yani toplamda 2022 yılı bütçesi 94 milyar 556 milyar lirayı bulmuş benim hesabımda. 2023 yılı bütçenizde 149 milyar. Bütçedeki artış
2022 yılının ek ödeneksiz başlangıç ödeneğine göre %126.6 olarak görüyorum. Eğer ek ödeneği de buna koyarsanız, dahil ederseniz %58.5'luk bir artış var. Merkezi yönetim bütçesinde ise ek ödeneği dahil etmeden 2022 yılı bütçesine göre %155.26, dahil ederseniz %57.9. Yani dahil edip etmeme noktasında siz geçmişle aslında düşük kalıyor, dahil etmezsiniz. Yani 2022 yılı başlangıç ödeneğiyle şu anki bütçeniz arasında merkezi yönetim bütçesinin 155 puanlık artışına karşılık sizde 126.6'lık bir artış gördüm. Bu dikkatimi çekti. Ama tabii bir de şu da dikkatimi çekti. Kesin hesap incelediğimizde özellikle tabii sosyal yardımlar, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma programı altındaki başlangıç ödeneğiniz 2021'de 28.7 milyar lira, harcamanız 50.8 milyar lira. Neredeyse iki katına yakın bir artış var harcamada. 2022 yılında ise 39 milyarla başlamışsınız ödenek olarak. Harcadığınız Haziran ayı itibariyle 24 milyar ama dediğim gibi ek ödenekler vesaire onu kesin ortaya koyabilmek mümkün değil. 2023 yılı bütçesinde de 91. Şimdi benim tabii dikkatimi çeken ödenek ve harcama arasında çok büyük bir fark var. Bu da sürekli hazineden, Maliye Bakanlıktan, yedek ödenekten bütçe talep ediyorsunuz. Niye baştan bunu doğru planlayıp doğru bir süreci doğru yönetmek adına önümüzü gören programlı planlı bir biz de görelim önümüzdeki yılı planlayan bir anlayışla yolumuza devam etmiyorsunuz. Sayın Bakan, bir de ben programa dayalı bu bütçe uygulamasına geçtiğimizden beri tabii bakıyorum. Mesela geçen gün dün Bakanlık hangi? Gençlik ve Spor Bakanlığı çok cüzi bir bu bağımlılıkla mücadele şeyine, bütçesine çok cüzi bir rakam koymuşlar. Yani kabul edilebilir bir şey değil. 10.000'de 1'lik bir kendi bütçesi içerisinde 10.000'de 1'lik bir ödenek konmuş bağımlılıkla mücadele programı için Gençlik ve Spor Bakanlığı. Sizinkine baktığımızda bu yok, sıfır. Yani merkezi yönetim bütçesi, 2023 yılı merkezi yönetim bütçesinin bağımlılıkla mücadele programı kapsamında siz hiçbir şey yapmamayı yeğlemişsiniz bütçenize bakarak konuşacak olursak. Tabii bunu kabul etmek mümkün değil. Bakın bu konuda Sayın Genel Başkanımız grup konuşmasında da bunun altını çizerek bahsetmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın bir raporu var. Bu Ağustos 2022 tarihli rapor. Buna göre metamfetamin kullanımı 2019'a göre 2021 yılında 5 kat artmış. 2022 yılının ilk 7 ayında 9 kat artış göstermiş. Yani uyuşturucu kullanım yaşı 10 yaşından kadar neredeyse düşmüş. Ve ortaokul ve dengi okul mezunların da bu %39.6, yani mezunlar arasında demeyeyim daha doğrusu, metamfetamin kullananların içerisinde ortaokul mezunları anlamında %39.6. Bunun rakamlarına gireceğim, şöyle girmek istiyorum. Bu değerler, notlarımı da bulamadım, özellikle metamfetamin kullanımında kadınlarda da artan bir oranda görünen bir metamfetamin kullanımı söz konusu. Aynı zamanda ilkokul, ortaokul mezunu çocuklarda, ailede ev kadınlarının annesi ev kadını olanlar %90'ların üzerinde bir değere sahip. Böylesi büyük bir sorun. Bakın Avrupa Birliği'nde toplam bütün Avrupa'da 2200 kilogram bütün Avrupa'da metamfetamin miktarı yakalanmış. Türkiye'de 5528 kilogram.
2022 yılının ilk 7 ayında bu 8600 kiloya çıkmış. Çok ciddi bir mesele. Ölümcül bir de uyuşturucu bu. Ve buna gençlerimiz, çocuklarımız, her yaştan insan çok kolaylıkla buna bağlanabiliyor. Bu konuda sizin de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak üzerinize düşenler olduğunu düşünüyorum. Fazla bu konuya giremeyeceğim, sürem yeterli olmadığı için. Sadece şunu sormak istiyorum. Bu sorumu lütfen not alın. Sosyal yardımlardan demin de söyledim. Sosyal yardımlar ihtiyaç duyan herkese ihtiyacını karşılayacak, hatta onu insanca yaşamını sağlayacak bir düzeyde olması gerekir. Ama tabii burada sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı arttıkça mı yoksa azaldıkça mı memnuniyet duyarsınız? Bunun yanıtını sizden duymak isterim. Sorumu tekrarlayayım, siz arkaya dönüktünüz. Sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı ki %32'lere falan 35'lere varmış durumda. Sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı arttıkça mı azaldıkça mı memnuniyet duyarsınız? Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.